elbette her şey bu kadar hızlı olmadı. Dünyanın en büyük ve en güçlü roketi SpaceX Starship, herkesin nefesini tutup izlediği anlarda gökyüzünden süzülerek fırlatıldığı rampaya geri dönüş yaptı. Mars'a yolculukta kritik bir eşik daha aşıldı. Elon Musk'un kurduğu SpaceX'in bu başarısı uzun denemeler ve çalışmanın sonucu oldu. 2019'daki ilk denemede 20 metre ve 150 metre test edildi. 4 Ağustos 2020'de bir tank ve motordan oluşan tam ölçekli prototip Starship 150 metre yüksekliğe çıktı ve yumuşak bir iniş yaptı. Bunu 3 Eylül 2020'deki test izledi. Tarihler 9 Aralık 2020'yi gösterdiğinde yeni bir irtifa denendi. 12.5 kilometreye çıkan roket iniş sırasında patladı. 2 Şubat 2021'de 10 kilometreye tırmanan roket iniş sırasında yine patladı. 3 Mart 2021'deki test Starship projesi için dönüm noktası oldu. Yeniden kullanılabilirlik hedefi ilk kez gerçekleşti. Başarılı bir şekilde fırlatıldı ve yere güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Ancak inişten kısa bir süre sonra patladı. Bir sonraki test 30 Mart 2021'de yapıldı ve iniş sırasında yine patlama yaşandı. 5 hafta sonra 5 Mayıs 2021'de ise önceki versiyonlara kıyasla birçok teknik iyileştirmeyle donatılan roket 10 kilometrelik başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. İnişi de güvenli bir şekilde tamamladı ve patlama yaşanmadı. Bu Starship denemelerinde büyük bir başarı olarak kabul edildi. Starship'in tam ölçekli ilk yörünge denemesi ise 20 Nisan 2023'te yapıldı. Ancak uçuşun ilerleyen dakikalarında motor arızası nedeniyle Starship kontrollü şekilde yok edildi. 2024'te bir başarısız iki test daha yapıldı. İşte herkesin nefesini tuttuğu anlar aslında 5 yıl artı birkaç dakika. Elbette bu yoğun çabaya eşlik eden bütçede nefes kesici. Sadece 2023'te Starship'in geliştirilmesine 2 milyar dolar harcandı. Toplam maliyet ise şimdiden 5 milyar doları geçmiş durumda.